Az evvel söyledim Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor diye açıklamanın adresi saray. Sarayda bir misafiri var. Afrika'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanı geldi. Kongo Cumhurbaşkanı onu ağırlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda. En son Afrika'dan bir başbakan gelmiş ve sarayda Atatürk'ün ne büyük bir lider olduğunu söylemiş. Simultane tercüme yapan tercümansa bu sözleri çevirmemişti hatırlayacağınız gibi. Benzer bir şey olur mu? Yaşanır mı? İki ülke ilişkileriyle ilgili ne konuşuldu? Merak edenler için özetleyebilirim daha sonrasında. Olay budur yani. E, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve heyeti sarayda. Gelin devam edelim. Kongo ile ilişkiler, Afrika ile ilişkiler konu. Brezilya ile Güney Amerika ile ilişkiler. Mesela Venezuela'ya yardım kiti götürenler onlar artık çok da konuşulmuyor. Şimdi Türkiye'de sahte kimlik ve pasaportla şirket kurup sahtecilikten yakalanan bir isim var. Ancak bu isim Brezilya tarafından uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurmaktan kırmızı bültenle aranıyor. İddia bu. Yargılaması devam ediyor. Başka iddialar da var. Hukukçular tahliye halinde, bu kişinin tahliyesi halinde olayın ikinci bir zindaşlığı vakasına dönüşebileceğini söylüyor. Kişinin ismi mi? farklı farklı isimler kullanıyor. Interpole Interpol e göre hem Hames ya da Sekeres farklı farklı isimleri var işte ve Türkiye'de sahte kimlikle pasaportla şirket kurmuş, ülkemizi tercih etmiş onunla bir. Kames Sekeres. İkisi de aynı kişi. Brezilya kırmızı bültenle arıyor. Türkiye'de cezaevinde. HTV.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Robert Sekeres adına düzenlenmiş kimlik ve pasaportla şirket kurup Türkiye'de ikamet izin belgesi aldı, yakalandı. Üzerinden Brezilya, Ürdün, Filistin ve Sırbistan'a ait dört farklı kimlik çıktı. Parmak izi incelemesi sonucunda Sekeres'in asıl adının Kames olduğu ve 2017'den beri Brezilya tarafından kırmızı bültenle bütün dünyada arandığı anlaşıldı. Interpol'e göre Sekeres ve Kames aslında aynı kişi ve bu fotoğrafta bu dosyada. Bu kişinin Brezilya'da uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurmakla suçlandığı ortaya çıktı. 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi isteniyor. 4 Eylül 2020'de iade yargılaması başladı. Kames, Türkiye'de kalmak istiyorum, suçsuzum, çalışmak amacıyla geldim, Müslümanım dedi. Mahkeme iade talebinin kabul edilebilir olduğuna ve iade edileceği tarihe dek tutuklu kalmasına karar verdi. O günden beri Maltepe 3 numaralı Letipi cezaevinde tutuklu. Hazır edildiği görüldü. Avukatı Cem Alıcı, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde Brezilya ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşmasının olmadığını belirtti. Kaldı ki Brezilya, ülkemizce talep edilen FETÖ sanıklarını Türkiye'ye iade etmeyip ısrarla mütekabiliyet esasını ihlal etmektedir, diyor. E sesim, Müvekkilinin gerçek adı Robert Sekeres. Sekeres'in Kosova'da bir Müslüman olduğunu savunuyor. Ancak aynı dilekçenin bir diğer paragrafında Kames'in Filistin asılı bir Müslüman olduğunu savunuyor cezalandırılmasına. Kames 9 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Yargı çevrelerinde Kames'in tahliyesi için yoğun pazarlığın sürdüğü iddia ediliyor. Hukukçular tahliye halinde ikinci zindaş da olayı diye tartışma başlar ve Türk yargısı bir yara daha alır diyor. Arkadaşlar bu bilgisayarda erişim açıktı. Yara üstüne yara alan yargımız var. Kendini ben Müslümanım diye savunan, e, Brezilya'dan gelip burada sahtecilik işleri yapan da var. Var da var. Yani olmasan ne olacak? Yok öyle diyor, ben de Müslümanım diyor. Bu arada Brezilya işte oradaki e, bizim istediğimiz FETÖ'cüleri göndermiyor, geri vermiyor. Daha hala FETÖ operasyonları sürüyor memlekette bu arada artık çok konuşulmuyor ama İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ayağına yönelik olduğu söylenen bir operasyon başlatıldı. Onun haberi. İzmir merkezli 40 ilçe FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ayağına yönelik operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 44'ü muvazzaf, 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sabah 6'da operasyon başlattı ekipler. Gözaltı kararı verilenler arasında ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor. Faruk Terzi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit Asubay Ömer Halis Demir tarafından öldürülen Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı darbeci Semih Terzi'nin oğlu. Düşün, Faruk Terzi hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı ifadesinde aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği iddia edildi. Sıradaki haber Bilal Erdoğan'la ilgili. Daha doğrusu Bilal Erdoğan'ın kayınpederiyle ilgili Şöyle anlatayım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürüyle ilgili Heh, oldu galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in yönetim kurulu üyesi olduğu Uska İnşaat'a devletten 9 yılda 42 milyon liralık ihale verilmiş onun haberi. Orhan Uzuner Uska İnşaat'ın yönetim kurulu üyesi ama Türkiye onu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınpederi olarak tanıyor. Orhan Uzuner, Devlet Demir Yolları'ndan aldığı 42 milyon liralık ihalelerle gündemde. İddialara göre Orhan Uzuner'in Devlet Demir Yolları ile işbirliği 2011 yılına dayanıyor. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgiye göre 2019 yılına kadar yani tam 9 yıl boyunca Uzuner Devlet Demir Yolları'ndan 10 ayrı ihale almış. O ihalelerden kazandığı para ise 42 milyon 363 bin Türk lirası. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre şirket milyonlarca liraya aldığı ihalelerle tren raylarına sinyal kablosu montajından yüksek hızlı tren hattı bakımına kadar birçok iş yaptı. Yine iddialara göre Uzuner ailesinin devletten aldığı tek ihale bununla sınırlı değil. Şirket 2011 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin MHP tarafından yönetildiği dönemde 893 bin lira ihale aldı. Bilal Erdoğan'ın kayınpederinin şirketi Bir Gün Gazetesi'nin haberiydi. Demir Demiryollarından söz etmişken 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamının davası devam ediyor. Tren katliamının davasında 8. duruşma görüldü. Yine bu defa da bir karar çıkmadı. Ancak soruşturmayı e, yöneten savcı ile ilgili suç duyurusu talebi kabul edildi. Nihayet savcı 3 yıldır gerçek sorumluları, gerçek suçluları yargı Adalet yine rayların altında kaldı. Çorlu davasında beklenen karar bu kez de çıkmadı. Ara karar veren mahkeme Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun hakkında suç duyurusu talebini kabul etti. Tedbiri bu kadar aşağı çekerek